ister gibidir ve senin için ölenler ermiştir muradına. Ah! Dalga dalga esen bir bayrak. Girer ise düşman yurdun diye bakar mı pancarama? Albaylardan kaçmışız. Bu ülke, bu bayrak, bu toprak. Geçiyorum. Şöyle bak. Sen şöyle bak. Araman Türk Jandarması, 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Kışın dalga dalga bayrağım. Milletimiz Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi esareti asla kabullenmeyecektir. Anadolu coğrafyası göğü bir fezle sarar açtığımız bayraklar, yurdu topraklara mıhlanmış adımlar saklar. İşte bu bayrak. Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyet. Daha temiz, daha sağlam bir askere rast geleceğim. Ankara başlattı Kutlu Savaşı. Tarihte yeşilen Avrasya'nın bir zafer kazanmıştır. 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 97. yılını kutlamanın haklı gurur ve heyecan yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte vatanlar ve bağımsızlığına kastedenlere karşı kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir.
aynalarında, damarlarında dolaşan memleketim. Geçiyor kükreyerek aslan gibi neferler. Geçiyor sanki... Mehmetçik, söyle büyük kahraman, sana zafer kadar yakışan ne var? Mavi bir atlas gibi serilmişti upuzun. Çekti kadife kale, al bayrağını yine. Bir mucize saklıdır. Bu topraklar Türklüğe inanmakta hakkit olanlar layık böyle toprağa. Selam şan... ve kararlılığı etrafında kenetlenerek tarihi altın harflerle yazdığı 30 Ağustos zaferinin 97. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve onuru içindeyiz. Yaklaşık 1000 sene önce yine 1 Ağustos günü Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın Bizans ordusuna karşı sayı olarak az ancak yürekli askerleriyle asırlarca konuşulacak taktik ve strateji dolu bir savaşla elde ettiği büyük başarı Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır. Dünya Savaşı'nda katıldığı birçok cephede başarılı olmasına rağmen savaşa müttefik olarak girdiğimiz Almanya'nın mağlubiyeti sebebiyle bize de mağlup devlet muamelesi yapılmıştır. İmzalanan Sevr Antlaşması ile yurdumuzun çok büyük bir kısmı zamanın büyük devletleri tarafından işgal edilmeye başlanmış ve bizleri göz koydukları Anadolu topraklarından ve tarih sahnesinden silmeyi amaçlamışlardır. Bütün bu hesapları alt üst edecek olan milletin kendisini Çanakkale kahramanı olarak tanıdığı Mustafa Kemal, İstanbul Limanı'na gelen savaş gemilerini gördüğünde ulusuna ve ordusuna tam bir güven içerisinde geldikleri gibi giderler demiş ve değerli silah arkadaşlarıyla ya istiklal ya ölüm parolası ile 1919'da başlayıp 3 yıl süren Kurtuluş Savaşımız 30 Ağustos 1922'de bizzat Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevkli idare ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle taçlanmış. Tarihi boyunca hür yaşamış Türk milleti bu işgale boyun eğmemekle bundan sonra da hür yaşayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bu zafer milletimizin kendisine olan güvenini tekrar kazanmasını sağlamış, aynı zamanda modern Türkiye'yi yaratan ilerleme hamlesinin de itici gücü olmuştur. İçeriden ve dışarıdan ülkemize yönelen her tehdidi bertaraf ederek gerekirse aziz şehitlerimizle kucaklaşmak için bir an bile tereddüt etmeyeceğimizden emin olunuz. Uğruyor. Mehmetçik yeni Türkiye'yi yoğuruyor. Bir sürünün dağılışı, boğulan bir boğazın kısak nefesi, bilen Akdeniz'i gösteriyor. Gözler yaşlı, denizler sapsarı. Sevinç içinde çırpınıyor Akdeniz'in...